ağır sınıf taarruz helikopteri gücümüze güç katacak. Kullanım olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak bir ürünün çıkmasını bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katması beklenen o proje Atak'ın babası Atak Ekip. Gücü taşıyacaksın gökyüzüne. Teknolojinle güç katacaksın ülkene. 10 ton ağırlığa sahip olması beklenen Atak 2, balistik korumalı ve 1200 kilo mühimmat taşıma kapasiteli tasarlanacak. Mevcut Atak helikopterimizin bir üst sınıfı olarak konumlanacaktır. Türk Havacılık Sanayi önemli günlerinden birini yaşadı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında ağır sınıf taarruz helikopteri projesi sözleşmesi imzalandı. Yani Atak'ın yeni ve daha gelişmiş versiyonu üretilecek. Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modelleri olacaktır diye bekliyoruz. Atak 2 projesi 2018 yılında ortaya çıktı. Atak'ta kazanılan tecrübeler bu helikoptere aktarılacak. Proje yeni nesil görev ekipmanları artırılmış yerlilik oranı ile birlikte ileri seviyede elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemlerine sahip olacak. Deniz ve kara versiyonu olmak üzere İki konfigürasyonda geliştirilecek helikopterimiz için asgari 3 adet prototip planlanmıştır. Atakeki helikopterinin motoru yerli imkanlarla geliştirilecek. 20 mm top geliştirme projesiyle yerli burun topuna sahip olacak. Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek. İleri hız limitine sahip olması da beklentiler arasında. Etkinliğe artırılmış silah sistemleri, karşı tedbir sistemleri, yüksek beka kabiliyetiyle egemen bir helikopter olarak tasarlanacaktır. Atak 2 yeni nesil roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tank savar füzeleriyle havadan havaya füze sistemleriyle de donatılacak. Helikopterin 5 yıl sonra ilk test uçuşuna başlaması planlanıyor. Başarmaktan başka şansımız yok.